Merhaba, ben Sevgi. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir ve sizin için harika bir gündür. Bu videoları izlerken o kadar keyif alıyorum ki. Şimdi bir tanesini de ben seçiyorum. Dünyanın en saçma challenge'ı olabilir ama neden ben yapmayayım ki? 50 kat BB krem süreceğim. Bitti mi? Asla. 100 kat da allık süreceğim. Hadi başlayalım. Gerçekten bunu yaptığım için çok heyecanlıyım. Her neyse, bir su blender alıyorum. Bir tane de BB krem alıyorum. İnşallah bundan 50 tane çıkar. Başlıyorum. 1. Sanırım oldukça ince sürmek gerekiyor. Çünkü 50 kat. 2. 3. katta yapısı çok kalın, böyle bir fondöten gibi durdu. Devam edelim. Kaldı 47. Daha 10. katta hissi berbat gerçekten. Böyle yüzümde resmen bir katman var. Gerçekten var gerçi ama his çok kötü. Bütün gözeneklerim doldu, hissediyorum. Şu tipe bakar mısınız? Kaldı 40 kat. Bir 10 kat daha fırçayla deneyeceğim. Sonra sadece süngere geçeceğim. Berbat oldu. Bu 14 mi 15 mi ya? Neyse 14 diyelim. O değil de bunun üzerine 100 kat allığı süreceğiz. 20. katta böyle, 50. katta inanabiliyor musunuz? Yaşlandım. Ve yarıya geldik. 25. En iyisi sünger bence. Bir de millet bundan 100 kat sürüyor. Vallahi helal olsun. Son 10'a geçtim. Bu 41. Uf, 50. İzlerken çok zevkliydi oysaki ya. Gerçekten yaşlandım. Düşünsene, bir de bunu çarpı 2 yapıyorlar. Saygılar. 50 kat BB kremden sonra böyle oldu. Yaşlandım mı? Rengim mi açıldı? Kırışıklıklarıma bak. Şimdi çok çok az kurumasını bekleyeceğim. Şu fırçaları, süngerleri kaldırana kadar. Sonra 100 kat allık sürelim. Sanki başka birinin suratı var yüzümde. Öyle hissediyorum. Neyse, bu imkansız kuruyacak gibi değil. Ben Allah'a geçeceğim ama şimdi bu çıkacak, bu allığı sürerken. Neyse, biz deneyelim. Bir. 10 kat bitti. Al al oldum. Ama BB krem Allah'a karıştığı için buralar birazcık kirlendi. Ama olsun. Hadi bakalım, 90 kaldı. Haydi. Haydi. Yüzüme bir renk geldiği kesin.
Şimdi 50 bitti. Açıkça söylemek gerekirse BB kremle daha çok zorlanmıştım. Bütün surata pıt pıt vurduğum için. Allık sürmek çok daha iyi. Çok da fazla kaldırmadı sanki diğerlerini, ama düşünüyorum bir insan yüzüne, cildine bundan kötü ne yapabilir ve ben neden bunu yaptım? Her neyse, dönmek yok. Kaldı 50. Sadece 20 tane kaldı. Şunlara bir bakar mısınız? Yanaklarısın. Ve 5 4 3 2 ve 1 ve böyle çocukların bir şeyler olur, bir partiler olur, bir doğum günleri olur. Çağırın efendim. Kaşınıyorum ve kendimi de sorguluyorum bunu niye yaptım diye, ama kapı çalıp birisi gelecek diye ödüm patlıyor. O yüzden bir an evvel isterseniz çıkarmaya başlayalım. Resmen çıkmıyor. Bak. Şöyle bastıra bastıra fazlasını alıyorum ki yüzümü fırçalayacağım zaman çok fazla kalıntı kalmasın, ama bir 3 sene falan bence bu kalıntılar burada kalır. Hadi Clarisonic'le temizleyelim. Yoko ile 50 kat BB kremi sürmesini izle, 100 kat da allık sürmesini iste, çıkartırken yalnızsın. Geliyorsunuz. Önce bir kabasını gene tonikle alayım. Sonrasına bakarız. Kaşım kaşım kaşınıyorum. Biliyorsunuz bendeki Mia 2, bu Kiehl's'ın jeliyle temizleyeceğim. Renge bakar mısınız? Gözlerim hala temizlenmedi çünkü oraya sürmüyorum. Şimdi bu Garnier'in kusursuz makyaj temizleme suyunu kullanacağım. O da olmazsa artık Hindistan cevizi yağı deneyelim. Oldu gibi sanki. Şimdi gözeneklerim içi tabii ki dışı temizlenmiş olsa da içi dolu. Bu yüz maskesini deneyeceğim ben. Şöyle. Yüzüme o kadar çok işlem yaptım ki nasıl yılmıyor yani. Beni bırak, beni bırak diye. Ama maalesef. Şimdi artık bekleyeceğim, sonra soyacağım. Sonunda oldu bence. Evet, birazcık zahmetli. Doğruyu söylemek gerekirse, ama bence eğlenceliydi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır, ama
Bence böyle bir şey denemeyin tabii ki. İzlediğiniz, yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma buradan abone olmayı ve zil seçeneğini de tıklamayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve lütfen bu videoyu paylaşın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.